30. dersimize sizlerle beraberiz. Yine bir düzensiz fiil, hafe, korktu fiiliyle 30. dersimize başlamak istedim. En son geçen dersimizde bu cümlemizi bitirmiştik. Bir okuyalım. Caa fiili yine düzensiz bir fiil. Caa geldi. Ahmet caa. Ahmet geldi. İndeme Ahmet caa. Ahmet geldiğinde ilel menzile el yevm kuntu fil beyti. Ene fil beyti evdeyim. Kuntu fil beyti evdeydim. İndeme Ahmet caa ilel menzile el yevm kuntu fil beyti. Evet, hafe fiiline bakalım. Hafe ayette ehafu. Ene'nin elifi başa gelmiş. Ehafu korkuyorum, korkarım. Hafe korktu. Osman hafe. Ayşe hafet. Süleyman yehafu. Süleyman korkuyor. Ente tehafu. Hel tehafu. Korkuyor musun? Limaze tehafu. Niçin korkuyorsun? Limaze ente tehafu. Sen neden korkuyorsun? Ehafu. Ben korkuyorum. Ehafu minke. Senden korkuyorum. Ehafu minhu. Ondan korkuyorum. El-veledu yehafu, hafe yehafu muzarisi. El-veledu yehafu min kilabin. Kelbun köpek, kilap çoğulu. El-veledu yehafu min kilabin. Çocuk korkuyor. Hel-tehafu korkuyor musun? Hel-tehafu min şeyen. Bir şeyden korkuyor musun? Hel-tehafu min hazel kelbi. Hel tehafu min hazel kelbi? Minme neden? Minme tehafu neden korkuyorsun? Minme elveledu yehafu. Minme elveledu yehafu. Minme Osman yehafu. Osman neden korkuyor? Ehafu tehafu ben korkuyorum, sen korkuyorsun. Limaza tehafu min hazer raculi? Limaza tehafu min hazer raculi? Ehafu minke senden korkuyorum. Limaza tehafu minni? Limaza tehafu minni? Benden neden korkuyorsun? Ehafu korkuyorum. Ehafu minke? La ehafu korkmuyorum. La ehafu minke. Senden korkmuyorum. Limaza tehafu minhu? Ondan. Limaza tehafu minha? Limaza tehafu minel muallimi? Limaza tehafu min muallimi? El takısı unuttum bu sefer. Biraz da uykuluyum, kusura bakmayın. Limaza tehafu minel muallimi? Öğretmenden neden korkuyorsun? Limaza tehafu min muallimike? Min muallimike. Elif lam yok. Öğretmeninden korkuyorsun. Şimdi güzel bir yere geleceğiz. Muallimun, muallimune çoğul olduğunu görüyoruz burada. Öğretmeni tanıyorum derken arifu el muallime öğretmeni ifadesini veriyordu. Tıpkı burada Ahmet dersi yazdığında olduğu gibi Ahmet ketebe ed derse Ahmet dersi yazdı derken Arifu el muallime öğretmeni dersi ifadesini bu üstteki tek çizgi veriyordu. Şimdi çoğullarda nasıl olacak bir ona bakalım. Muallimun çift kurdela muallimune vav ve nunu görüyoruz. Arifu el muallime öğretmeni tanıyorum. Şimdi öğretmenleri tanıyorum derken bakınız ne olacak. Dersi yazdım derken üst tek çizgi. Öğretmeni tanıyorum derken üst tek çizgi. Çoğul olunca vav y'ye dönüşüyor. Üst çizgi alta iniyor. Arifu el muallimine öğretmenleri tanıyorum derken bu şekilde üst çizgi alta iniyor. Aynı anlamı veriyor bize. Arifu el muallime öğretmeni tanıyorum. Arifu el muallimine aşağı indi çizgimiz öğretmenleri tanıyorum. Böyle bu görmüş olduk. Tabii tek bir örnekle bunun anlaşılması imkanı yok. Çok fazla örnek yapacağız, yapmamız gerekiyor. Ancak şimdi bu şekilde olduğunu görmüş olalım. Arifu el muallimine öğretmenleri tanıyorum. Limaze tehafu minel muallimine öğretmenlerden korkuyorsun. Limaze tehafu min
El muallimine. Bu aşağıdaki alt çizgi tıpkı yukarıdaki alt çizgi gibi çoğullarda aşağı iniyor. Bütün çoğullarda bu şekilde mi? Düzenli çoğullarda bu şekilde. Arifu el muallime, Ahmet ketebe ederse, dersi yazdı. Muallim, muallimune, vav ve ne var. Arifu el muallimine, öğretmenleri tanıyorum derken. Yine min harfi ceri geldiği vakit, harfimiz geldiği vakit. Limaze tehafu min el muallimine. Yine zaten harften dolayı aşağıda. Ama aynı zamanda burada harf yokken de yine aşağıda. Neden? Yani harfi cerimiz yok ama aşağıda. Bu bize neyi veriyor? Burada arifu el muallime, belirtme hali çoğullarda aşağıda olmuş oluyor. Çok fazla örnekle üstesinden geleceğiz. Faruk yehafu, Faruk korkuyor. Faruk yehafu min zevcetihi, karısından korkuyor. Min zevcetihi. Faruk yehafu min zevcetihi ve la yuhibbuha, onu sevmiyor. Ehabbe sevdi, yuhibbu seviyor. La yuhibbuha, onu sevmiyor. Limaze, limaze Faruk, limaze Faruk yuhibbu. Faruk niçin seviyor? Limaze Faruk la yuhibbu. Niçin sevmiyor? Limaze Faruk la yuhibbu ha. Onu neden sevmiyor? Tarifu, hel tarifu, biliyor musun, tanıyor musun şeklinde buradaki bilmek. Yarifu, o biliyor. Tarifu, sen biliyorsun. Arifu, ben biliyorum. Çoğul için kullandığımız vakit Y harfinin sonuna, Y ile başlıyordu muzari fiilimiz. Sonuna bir de vav ve nun getiriyoruz. Hum yarifune. Tanıyor musun? Yani bilmek ama tanımak manasında. Hel tarifu büşra. Büşra'yı tanıyor musun? Büşra'yı biliyor musun? Yarifune. Yarifunehu. Buradaki ya'rifune'nin içerisinde ne var? Hum ya'rifune. Hum'u görmesek bile ya'rifune derken bir kişi değil, çok kişinin bildiğinden, onların bildiğinden bahsediyoruz. Ya'rifune, ya'rifunehu. Onlar onu bilirler. Ya'rifunehu. Onlar onu bilirler, tanırlar. Kale dedi, yegulu, yegulune. Aynen burada ya'rifune'de olduğu gibi çoğul çekim. Ya'rifune, ya'rifunehu, onlar onu bilirler, onlar onu bilirler. Kale yegulu yegulune diyorlar. Ya'lemune, yine çoğulu görüyoruz, biliyorlar. Alime, bilmek, yani ilmi olarak bilmekti. Hel tarifu derken biliyor musun, tanıyor musundan biraz daha farklı. Alime, ya'lemu, ye geldi. Sonuna vav getiriyoruz ye'den sonra. Ya'lemune. Hum ya'lemune. Onlar biliyorlar. Hel tarifu, biliyor musun? Hel tarifu eyne ya'işune. Aşa, yaşadı fiili. Ya'işu, Osman ya'işu fi Ankara. Eyne ta'işu, nerede yaşıyorsun? Hel tarifu eyne ya'işune. Onlar nerede yaşıyorlar? Nerede yaşadıklarını biliyor musun? Hel tarifu eyne hum ya'işune. Hum'u getirdik buradan farklı olarak. Arifu eyne ya'işune. Onların nerede yaşadıklarını biliyorum. Ene la arifu eyne ta'işu. Eyne ta'işu. Nerede yaşıyorsun bilmiyorum. Eyne ta'işu. Nerede yaşıyorsun? Geçen dersimizde enle iki fiili bir araya getirirken iki fiilden ikisinin de çekiminin aynı olması, yani farklı şahıslara göre olabilir diye söylemiştik. Uridu, istiyorum. Yesebe, yesebu yani enden dolayı be olmuştu. Oğlumun gitmesini istiyorum derken uridu en yesebe. Uridu en eşrebe, içmek istiyorum. Uridu en tesebe, gitmeni istiyorum. Uridu en teşrebe, çay içmeni istiyorum derken ilk gelen fiille ikinci gelen fiil aynı şahıslara göre
çekimlenmeden de olabildiğini, cümle kurabildiğimizi söylemiştik. Uridu en yesebe ibni ilel camiati. Oğlumun üniversiteye gitmesini istiyorum derken, isteyen benim, gidecek olan kim? Oğlum. İki fiilin farklı şahıslarda olduğunu göstermiştik. Burada da çoğulunu görüyoruz ayetimizde. Yuridune. Kim? Onlar istiyorlar. Y harfi başta ve vav son, vav ve nun sonda. Onlar istiyorlar. Ne istiyorlarmış onlar? Yuridune en yahrucune. Ne olmadı? Çünkü ne var? Ne düştü burada? Çünkü en var. Burada ne olmuştu? Kurdele düşmüş. Yerine üst gelmişti. Kuralı buydu. En'in kuralı buydu. İki fiili bir araya getirirken ikinci fiilin kurdelesi düşerdi. Çoğullarda ise nun harfi düşüyor. Bunu gördükçe böyle öğreneceğiz. Yuridune en yahricu. Çıkmak isterler. Nereden çıkmak isterlermiş? Minha, ondan. وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنْهَا He diye almış. Neden? مِنَ النَّارِ يُرِيدُونَ اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ Nardan, ateşten çıkmak isterler. Ateş dişi olduğu için burada minha diye gösterilmiş. Ateş niye dişi? Sonunda yuvarlak T yok. Yuvarlak T genel olarak bulunuyor ama her zaman da böyle istisnalar da var. Böyle okurken göreceğiz. Buradaki L önemli. Yani bunlar önemsiz mi de buradaki L önemli? Hepsi önemli mutlaka ama biz buradaki L üzerine duruyoruz. Ve lehum onlar için anlamını veriyor buradaki L. Yine ilerleyen zamanlarda daha çok kelime öğrendikçe, daha çok fiil öğrendikçe daha güzel işleyeceğiz derslerimizi. Fil dünya, dünyada. Fil ahireti, ahirette. Biz ahiret diyoruz. Ahire. Ha harfiyle biz ama Türkçemize direkt normal ha diye kullanıyoruz. Fid dünya, dünyada, fil ahireti, ahirette, dünyada, ahirette ilk görmemiz gereken herhalde bunlar. Azabın azim derken yine çift kurdele, çift kurdele sıfat tamlaması. Hizyunu bu artık mealden görüyoruz bu tip bazı yerleri. Böyle okurken öğreneceğiz bazı isimlerin anlamları. Yine burada lehum derken, yine burada lehum derken onlar için dünyada, onlar için ahirette derken L'nin için anlamına geldiğini görebiliyoruz. Mâzâ turîdû, ne istiyorsun? Mâzâ turîdû, ne istiyorsun? Mâzâ turîdû en ef'ale, yapmamı lekede, senin içindeki L ile yine aynı lehum. Onlar için. Mâzâ qara'te, qara'a. Mâzâ qara'te fil cerîdeti, gazetede ne okudun? Qara'te. Mâzâ qara'te fil mecelleti, hep T'yi görüyoruz. Qara'tu el habera. Mâzâ qara'te, qara'tu, ben okudum. Mâzâ tekra'u, T'yi başa getirdik. Mâzâ tekra'u fil mecelleti. Mâzâ qara'te, mâzâ tekra'u. Ne okudun, ne okuyorsun? Mâzâ tekra'u fil cerîdeti? Mâzâ qara'te fis sahîfeti? Bu sahife, kitap, dergi, sözlükte gazete anlamlarına geliyor. Sözlük almamız gerekir mi? Bana kalırsa iyi olabilir ama şu aşamada pek de şart değil. Ama mutlaka kitap alırken, herhangi bir kitap alırken mutlaka kitapçıya gidip görmenizi tavsiye ediyorum. Bazılarının harfleri çok çok küçük oluyor. Ehaza aldı. Ehastu errisalete min sunduğil beridi. Posta kutusu. Sunduğul berid. Kurdele eliflam alt çizgi. Harfi cerden dolayı kurdele aşağı indi. Ehastu errisalete min sunduğil beridi. Ve qara'tu he. Okudum onu. Ve qara'tu, okudum, he, onu okudum. Neden he? Çünkü risale. Yanlış söylesek ne olur? Önemli değil. Yani yalnız söyleye söyleye öğreneceğiz böyle. Hel tedrusu el lugatel fransiyete fil camiati. Ben Almanca kursuna giderken işte bu salgın başladı. A1'i bitirmiştik tam. A2'de bunları görüyorduk. İhabe gelezini. Pek çok, ne diyelim, gurbetçimiz var diyelim. Gidiyorlar, bunları 3 ayda, 5 ayda, 1 yılda öğreniyorlar. Hatta şu anda Ankara'da her yerde
evlilik için Almanca diye kurslar var. Bu çok güzel, bu cümleleri öğreniyorlar. Ama garaktu son derece basit aslında. İha ve gelezinin yerine bu garaktu ile ifade edebiliyoruz. Garaktu haberan. Arapçadan insanlar maalesef gözleri korkuyorlar diyelim. Bunları böyle öğrenilebiliyor ama Arapçaya gelince maalesef Arapçanın kötü bir imajını mı oluşturmuşlar böyle insanların gözünde? Garaktu okudum. Hel garakte el habera. Haberi okudun mu? Nam garaktu. Garaktu el habera. Haberi okudum. Garaktu haberan. Bir haber okudum. Hel garakte el habera. Haberi okudun mu? Limaze ma garakte. Niçin okumadın? Keyfe yevmuke. Özne durumunda. O yüzden kurdele burada duruyor. Senin günün. Yevmuke. Keyfe yevmuke. Günün nasıl? Keyfe kâne yevmuke. Günün nasıldı? Kâne mışmış yapıyordu. Mâzâ tef'alu. Ne yapıyorsun? Mâzâ kuntu tef'alu. Pardon. Ne kadar dikkat etsem de böyle hatalar oluyor. Mâzâ tef'alu. Ne yapıyorsun? Mâzâ kunte tef'alu. Ne yapıyordun? Mâzâ kunte tef'alu. Bâdâ zuhri. Mâzâ fe'ale. Mâzâ fe'ale. Üçüncü teki şahısla da bu şekilde muzaride böyle kurdelayla bitiyordu. Mâzâ fe'ale ba'de zuhri. Öğleden sonra ne yaptı? Yapan kim? O üçüncü tekil şahıs. Mesela Osman. Mâzâ Osman fe'ale. Osman ne yaptı? Ama enten olunca entenin tesini başa getirdiğiniz vakit kurdela mutlaka sondaki harfin üzerinde kurdela olacaktı. Mâzâ kunte tef'alû. Mâzâ fe'ale. Ne yaptı? Mâzâ fe'alet. Mâzâ Ayşe fe'alet. Mâzâ Zehra fe'alet. Fe'ale. Yef'alu. Yapıyor. Mâzâ yef'alu. Fî gurfetihi. Odasında ne yapıyor? Mâzâ yef'alu. Fî gurfetihi. Mâzâ yef'alu. Fil beyti. Evde ne yapıyor? Ente tef'alu. Mâzâ tef'alu. Ne yapıyorsun? Mâzâ yef'alu. Ne yapıyor? Mâzâ yef'alûne. Ne yapıyorlar? Mâzâ yef'alûne hunâke. Orada ne yapıyorlar? Mâzâ tef'alû. Ne yapıyorsun? Mâzâ tef'alûne. Entenin t'si var yine başta. Entenin t'si bir de sonda çoğul olunca ne oluyor? O zaman siz oluyor. Mâzâ tef'alûne. Mâzâ seyef'alû. Fe'ale yaptı. Yef'alû yapıyor. Seyef'alû yapacak. Mâzâ setef'alûne. Ne yapacaksınız? Mâzâ setef'alû ba'de zuhri. Öğleden sonra ne yapacaksın? Mâzâ kâne yef'alû ems. Dün ne yapıyordu? Mâzâ yef'alû ne yapıyor? Mâzâ kâne yef'alû ne yapıyordu? Mâzâ kunte tef'alû ems. Dün ne yapıyordun? Burada üçüncü tekil şahıs için Mâzâ Osman kâne yef'alû ems. Osman dün ne yapıyordu? Mâzâ kunte. Burada yine sen var içinde görebiliyoruz. Mâzâ kunte tef'alû ems. Dün ne yapıyordun? Mâzâ kunte tef'alû ba'de zuhri. Mâzâ fe'alte. Ne yaptın? Şimdi bu sefer geçmiş zaman oldu. Bakın. Mâzâ fe'alte ba'de zuhri el-yev. Bugün öğleden sonra ne yaptı? Bir de bunu sonra bugün ekledik. Böyle durunca daha bir zor gözüküyor. Yani zor dedim, bu Almanca için diyorum. Ersele gönderdi. Yursilu gönderiyor. Tursilu. Nur Nahlu'nun neyesini başa getirdik. O zaman biz oluyor. Yursilune onlar. T'nin sonuna burada vav ve nun getirseydik. Tursilune siz. Selim. Yurselu ileyke hediyeten. Selim yurselu ileyke hediyeten. Hemen sorusunu soralım. Hel Selim yurselu ileyke hediyeten? Gönderiyor. Hel gönderiyor mu? Hel Selim yurselu ileyke hediyeten. İley he hediyeten. Elemli kullanmak istedik. Lem olunca yuvarlak oluyoruz fiilin sonu. Cezim. Elem yursil. Göndermedi mi?
Elem yursil selim ileyke hediyeten. Yursilune vavvenu. Elem yursilu, elem yursilu neyi söylemiyoruz? Elem yursilu ileyke kitaben. Ancak bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yani nunun düştüğünü filan. Yani bir ilk etapta zor olabilir belki. Ya da söylesek ne olur? Yani elem yurselune desek ne olacak? Yani karşımızdaki Arap anlayacak ama biz zamanla artık onu öğreneceğiz. Ya da burada elem yurselu dedik diyelim. Ne olacak? Bunun buradaki kurdelayı söylemeyeceğimizi ancak çok çok örneklerle, pratiklerle, ödevlerle vesaire öğreneceğiz. Ama elem teradaki gibi, elem tera keyfedeki ayette olduğu gibi bileceğiz ki ya da lem yelit ve lem yulet'teki gibi bileceğiz ki sonu cezimle bitiyor lemden sonra. Elem yursilu ileyke kitaben. Hel tefemu, anlıyor musun? Elem tefem. Elem tefem. Lem efem. Efemu, anlıyorum. Lem efem, anlamadım. Limaza lem yursilu ileyke kitaben. Limaza lem yursilu ileyke kitaben. Yursilune limaza lem yursilu ileyke hediyeten. Hel yuridu ehuke en yesebe ilel camiati. Düz cümlede görelim. Ehuke, kardeşin. Ehuke yuridu en yesebe ilel camiati. Hel yuridu ehuke en yesebe ilel camiati. Hel yuridu ebuke, bu sefer ebuke, baban. Hel yuridu ebuke en yeşteriye beyten min Ankara bi canibil camiati. Bi canibil camiati. Naam yuridu ebi, baban, en yeşteriye beyten min Ankara bi canibil camiati. Biraz hızlı geçmek istiyorum. Dersin cümleleri bölümünde biraz daha detaylı inceleriz. Elif vav ye'nin düzensiz fiilleri, yani içinde elif vav ye olanların düzensiz fiil olduğunu söylemiştik daha önce. Aynı zamanda tecvidin de birinci kuralı olmuş oluyor. Bu elif vav ye bize bunu verecek. Çünkü elif vav ve ye olan harfleri uzatarak okuyoruz biz. Örneğin mâzâ tegûlû derken tegûlû, şimdi birazdan göreceğiz örneklerini. İkinci kural olarak da şunu söyleyebiliriz. Elif hav, elif ha hı ayn gayn he. Elif ha hı ayn gayn he. Bu da tecvidin ikinci kuralı diyebiliriz. İki önemli kuralı. Diğer kuralları önemsiz mi? Elbette değil ama bu ikisi için iki ana kural dememiz yeterli. Elif vav ye'yi görüyoruz. C, elif harflerini görüyoruz. Altında üstünde bir işaret yok. C, kâne, gâle, nâme, sâme, hâfe. Bugün gördük bunu. Anlamlarını karıştırabiliriz ama düzensiz olduklarını bilmemiz bizim için yeterli. Elif vav ye neymiş? Tecvidin aynı zamanda birinci kuralıymış. Fiillerde bulunduğu vakit bu şekilde olduğu gibi altında üstünde işaret olmadan uzatma görevi görüyordu. Same oruç tuttu. Yesumu oruç tutuyor. Tesumu sen tutuyorsun. Bakın vav geldi. Elif buradaki elif. Buradaki elif vava dönüştü çekim esnasında. Tegulü de olduğu gibi. Hel tesumu oruç tutuyor musun? Hel tesumu fi Ramazan. Ramazan'da oruç tutuyor musun? Mâzâ tegûlû li. Bana ne diyorsun derken ki bu vav harfini burada yine düzensiz fiilde görebiliyoruz. Ne demiştik? Elif, vav, ye demiştik. Bunlar aynı zamanda tecvidin birinci kuralı demiştik. Zaten burada vav'ın üzerinde ve altında bir işaret yok. Tegûlû diye söylemiyoruz. Tegûlû derken buradaki bu'yu ne yapıyoruz? Bu varla, vav'la uzatıyoruz. Yani burada uzatma görevi görüyor. İşte tecvidinde birinci kuralı olmuş oluyor. İkinci kuralında elif ha hı ayn gayn he'de yine burada bir uzatma söz konusu. Nun harfi ne gelince bize nun harfini hep uzatarak okuyoruz. Ama bu harflere gelince okumuyoruz. Örneğin neyi hep bastıra bastıra söylememiz gerekiyor. Min diye bastıra bastıra söylememiz gerekiyor. Ancak burada bu şekilde uzatmıyoruz. Çünkü neden? Bu altı harften biri olan burada aynı harfi var. O zaman birinci kuralımız neymiş bizim? Elif, vav, ye'de uzatıyoruz.
ve n'lerde hep uzatırken buradaki alt harf içinde uzatmıyoruz. Yani burada min diye söylemeyeceğiz. Çünkü neden? Ayn harfi varmış. Ama burada ne yapacağız? Burada söyleyebileceğiz. İn diye burada uzatacağız. Yine burada min diye uzatamıyoruz. Çünkü neden? O alt harften ayn var burada. Bu iki kural son derece önemli. Bir başka ayet üzerinde görmek istersek. Bu kurdalaların aslında içerisinde ne var? Hep un var. Muallimun, muallimetun, medresetun derken hep içinde bir un var. Summun derken burada ne yapacağız? Uzatacağız. Çünkü B harfi herhangi bir uzatmamak durumu yok, söz konusu değil. Sadece bu harflerde neyi uzatmıyorduk? Burada ne var? Ayn var. Demek ki burada böyle burada uzattığım gibi burada harfte ne yapmayacağım? Uzatmayacağım. Yani summun, bukmun demeyeceğim burada. Summun, bukmun uzatmıyoruz burayı. Burayı ne yapacağız? Burayı direkt geçeceğiz. Summun, bukmun, umyun derken burayı ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Yine burada yağilune derken burayı ne yapacağız? Uzatacağız. İki tane kuralımız var diye söyleyebiliriz. Burada yine elif, vav, ye'leri göstermek istedim ben. Ye'miz burada, vav'ımız burada ve elifimiz burada. Şu şekilde almıştım. Burada biraz daha net görelim diye. Elif, vav, ye. Ye harfimiz. O zaman ne yapacağız? Uzatacağız. Vav harfimiz ne yapacağız? Uzatacağız. Elifleri işaretledik. Biz elifleri de ne yapacağız? Buralarda uzatacağız. Birinci kuralımız bu şekilde. İkinci kuralımız ne'nin uzatılmasıydı. Şimdi şöyle söyleyebilirsiniz, sorabiliriz. Ya buradaki Y'yi okuyoruz da buradaki Y'yi niye uzatıyoruz? Çünkü bunun üzerinde herhangi bir işaret yok. Bu L'leri hep ne yapacağız? Uzatarak söyleyeceğiz. Peki burada ayrıyeten bir işaret var. Böyle dalgalı bir işaret var. Neden bu işaret var? Şimdi bunu önce ne yapmamız gerekiyor? Uzatmamız gerekiyor buradaki elifi. Çünkü altında ve üstünde bir işaret yok. Ancak kendisinden sonra gelen bir elif var ve bu elifin altında bir işaret var. Üstünde de olabilirdi. Altında bir işaret var. Elifin altında ve üstünde bir işaret varsa biz buna hemze diyoruz. Yani okumamız gerekiyor. Uzatmadan sonra hemze gelirse bu sefer normalden biraz daha fazla uzatmamız gerekiyor. İki kural olduğunu söylemiştik. Ben bir okumaya çalışayım böyle uzatarak mouse'la üzerinde göstereceğim uzattığım yerleri. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekulune rabbena innena amennâ fa'fir lana zunubena ve qina azabennar. Sadakallahu lezim. Burada niye daha fazla uzattım? İşte buna da üçüncü kural diyebiliriz. Yani birinci kuralımız elif vavye, ikinci kuralımız nunun, yani nunun uzatılması. Ya biterken bir de böyle bitiş yerlerinde biraz daha fazla, normalinden biraz daha fazla uzatıyoruz. Dördüncü kurala ne söyleyebiliriz mesela? Uzatma elifinden sonra bir hemze gelmiş, o zaman biraz daha uzatacağız. Ellezine yegulune Rabbena innena amennâ. Peki burada niye ikinci kez uzattık? Çünkü burada zaten şedde vardı, ikinci bir elif vardı. Fa'fir lana derken ama buradaki gibi fazla ne yapmıyoruz? Uzatmıyoruz. Diyorlar ki mesela burada 4 elif miktarı uzatacağız. 4 elif miktarını biz nereden bileceğiz? Başlangıçta bilemeyebiliriz yani. 5 elif uzat, 6 elif uzat. Adamın sesi var. O kadar güzel sesi var ki uzatıyordu, uzatıyor yani. Ancak okuya okuya, yani kendimizi, biz kendimizi nasıl söyleyeyim, cümlenin sonunu getiremedim. Kendimiz göreceğiz yani, hani dinleyerek, okuyarak. Bu 4 elifi 5 elif yazsak da bir problem değil yani. Birinci kural o zaman elif vav ye'ymiş. Tabi ayetimiz bitince diyoruz, sadakallahu azim diyoruz. Allah doğru söyledi diye tasdik ediyoruz. 29 dakika oldu, burada bırakalım. Cümleler kısmında biraz daha fazla detaylı bir şekilde devam ederiz. Ama iki tane kuralımız varmış. Onu bir kez daha söylemek istiyorum. Asıl temel iki kural diyebiliriz. Birincisi elif vav ye. Elif vav ye düzensiz fiilleri gösteriyordu bize. Bir de aynı zamanda uzatma görevi yapıyordu bu elif vav ye. Tecvidin birinci kuralı demiştik. Tecvidin ikinci kuralında N harfinin uzatılması söz konusu. Bu harfler dışında N harfini hep sürekli uzatarak okuyoruz. Burada ayn geldiği için
Min diye ne yapmayacağız? Uzatmayacağız. Çünkü ayn harfi var. Bu 6 harf. Elif, ha, hı, ayn, gayn, he harfi var. Yine burada ne yapmıyoruz? Uzatmıyoruz. Ancak burada summun derken uzatacağız. Çünkü bu harflerde herhangi birisi yok. Summun, bukmun, umyun buraya geçerken burayı fazla uzatmıyoruz. Çünkü neden? Burada ayn harfi var. Summun, bukmun, umyun derken burayı ne yapacağız? Uzatacağız. İkinci kuralımız da bu. Üçü en temel ana kurallar tecvitte bu. Diğerleri son anda biterken, ayetin sonuna gelirken biraz daha fazla uzatmaya. Buna dördüncü kural diyebiliriz. Şeddenin olduğu yer beşinci kural. Yani kuralları bu şekilde uzatabiliriz. Ama asıl temel iki tane ana kural var. Elif, vav, ye ve Elif, ha, hı, ayn, gayn, he'deki nunun tutulması, tutulmaması meselesi. Buradaki dalgalı işarette Elif harfi var. Altında üstünde herhangi bir işaret yok. Uzatmamız gerektiğini söylüyor. Kendisinden sonra bir Elif harfi daha geliyor. Kendisinden sonra gelen Elif harfinin altında ve üstünde bir işaret varsa biz buna hemze diyoruz. Yani uzatma vardı. Kendinden sonra bir de hemze gelirse o zaman biraz daha fazla uzatmamız gerektiğini bize söylüyor. 4 Elif miktarı diye söylerler hep. Ama siz başlangıçta 2 olur, 5 olur. Bazıları çok sesi çok güzel, çok yüksek çıkıyor. Daha fazla uzatıyorlar. Evet, cümleler bölümünde biraz daha detaylı olarak dersimizi işlemeye çalışalım nasipse. Başarılar diliyorum.